Değerli arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Malum, pazartesi sabah gerçekleşen dünyanın en büyük afetlerinden biri olan depremden sonra bizler Adıyaman'dayız. Sayın Ticaret Bakanımızla birlikte, Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve Adıyaman milletvekillerimiz, valilerimizle birlikte hakikaten çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tabii depremin boyutları çok büyüktü. İnşallah burayı en kısa zamanda eski haline döndürmek ve eski halinden daha iyisine döndürmek için yoğun bir tempo sarf ediyoruz. Bugün de depremin etkileri öncesi ve sonrası ve bugün yapılanlar, yarın yapılacak işlerimizle ilgili son derece önemli planlamalar gerçekleştirdik. Ve bütün arkadaşlarımız büyük bir özveri şeklinde hem bu saatten itibaren 24 saat burada bir çalışan bir mesai var burada. İnşallah bir taraftan enkazların kaldırılması, bir taraftan enkazlardaki raporların tutulması ve enkazların buradan nakliyesi ve şehrin rahatlatılması, şehrin su ihtiyacının, elektrik ihtiyacının yani olağan hayatına şehri döndürmek için çok yoğun bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun sonucunda sadece burada kayıpları geri getirmemiz mümkün değil. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ama diğer hepsini daha fazlasıyla, daha iyisiyle en kısa zamanda yerine getirmek için hakikaten hükümetimiz, devletimiz büyük bir özverili çalışma gerçekleştiriyor. Tabii buradaki en büyük motivasyonumuz vatandaşımızın, milletimizin bize sahip çıkması ve bu olaya sahip çıkması ve bu olayın üstesinden gelmek için vermiş oldukları destektir bizim en büyük motivasyonumuz. İnşallah bu motivasyonla birlikte kısa zamanda bütün işleri gerçekleştireceğiz. Bugün itibariyle Adıyaman genelinde vefat eden vatandaşımızın sayısı 3438'dir değerli arkadaşlar. Yaralı ve kurtarılan sayısı da 12.920 vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtardık. Bugün itibariyle dahi yani 117. saatte bile bizi sevindiren gelişmeler oluyor. Enkaz altından canlı çıkardığımız vatandaşlarımız var. İnşallah bunların sayısının artması bizim temennimiz. Bir taraftan çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını gidermek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Mevcut kurduğumuz çadır kentlerde ve çadırlardaki sistemin oturulması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılanması için de hakikaten yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle komşu belediyeler yine bize oldukça yardımcı oluyorlar ve devletimizin bütün kurumları ihtiyaçlar konusunda yine Adıyaman'da tam bir seferberlik var. İnşallah onları hem bu çadır hayatından kısa zamanda kurtarmak ve bu çadırlarda ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için hakikaten burada 25 bin üzerinde uzmanından gönüllüsüne kadar büyük bir seferberlik halinde çalışan çok kıymetli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Bunun dışında 1500 civarında da yurt dışından gelmiş arama kurtarma çalışmalarına katılan yine dostlarımız var. Hepsine minnettarız. İnşallah bunlarla birlikte bu işlerin üstesinden geleceğiz. Bir taraftan da konteyner kentler kurmak için de çalışmalarımıza başladık. Konteynerlarımız Adıyaman'a gelmeye başladılar. Biz de bir taraftan bu konteyner kentlerin altyapısını hazırlamaya başladık. Yerlerini de belirledik. İnşallah çadırlardan sonra bunları konteyner kentlerimiz alarak bunları daha iyi şartlarda yaşantılarını sağladıktan sonra da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir yıl içerisinde de kalıcı konutlarına, eskisinden daha iyi olan konutlarına onları bir an önce yerleştirmek için biz bu işlerimizi günübirgün takip edeceğiz. Tabii şehir içinde çalışmalarımızı yaparken vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Çalışmalarımızın aksamaması için, daha hızlı gerçekleştirmek için vatandaşlarımızın sivil araçlarla şehre girmemeleri gerekiyor. Ne kadar uyarmamalarımıza rağmen maalesef burada yine bize sıkıntı yaratmaya devam ediyorlar. Bunun dışında hiçbir ihtiyacımız yok. Gerek yiyecek olsun, gerek iaşe olsun, gerek araç, ekipman veya profesyonel uzman ekipler olsun yeterinden daha fazla. Bunların hepsi bizde mevcut. İnşallah bundan sonra bir düzenimizi, sistemimizi oturttuk. Bize sadece zaman gerekti. Zaman içerisinde bütün altyapımızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Özellikle şehirden ayrılmak isteyen, gönüllü olarak ayrılmak isteyen bütün vatandaşlarımızın karayolu olsun, hava yolu olsun
bütün ulaşımlarını ücretsiz olarak devlet olarak devletimiz karşılamakta. Sırf sadece hava yoluyla bütün depreme maruz kalmış 10 tane ilimizde 190 bin vatandaşımızı ücretsiz olarak hava yoluyla tahliye ettik. Aynı şekilde demir yolları da ihtiyaç duyan vatandaşlarımız, onları da ücretsiz bir şekilde tahliye yaptık ve devam ediyoruz. Karayolunda da aynı şekilde bütün sistemimizi kurduk. Sağlıklı bir çalışma var burada. Bu da vatandaşlarımızın ihtiyacı bitene kadar bunların hepsi devam edecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz onların her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün bizim gücümüz, milletimiz ve onlarla birlikte bu işlerin üstesinden geleceğiz. İnşallah böyle bir afete bir daha maruz kalmamak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, sizler. Teşekkür ediyorum. Gerekli açıklamayı Atatürk Bakanımız yaptı. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Sağ olun.